Merhaba. bugün size Krasula Ovata'yı anlatmak istiyorum. İngilizce ismi bu. Ee, Türkçe para çiçeği ya da yeşim çiçeği olarak gelmiş, öyle anılıyor. Çok hoş bir sukulent. Orijinal olarak Afrika ve Etiyopya'dan geliyor. Normalde çok rahatlıkla evin içinde yetiştirebilirsiniz. Ama aynı zamanda kıyı şeritlerinde yaşıyorsanız ve sıcak bölgelerde yaşıyorsanız çok rahatça dışarıda da yetiştirebilirsiniz. Benimkiler dışarıda yetişiyorlar. Tabii dışarıda çok güzel büyüyorlar. Hatta bir tanesi çiçek açtı şu anda. Aslında zor bir bitki değil, oldukça kolay bir bitki. orijinal olarak dediğim gibi Afrika'dan geliyor ve sıcak ülkelerden geliyor. Yani son derece güneşli bir ortamdan geliyor. Fakat bu çiçeği kaktüslerle yani çölde yaşayan kaktüslerle karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bu bir çöl kaktüsü değil. Kaktüslerle akraba fakat gerçek anlamda bir kaktüs değil. O yüzden daha birazcık daha salon bitkilerine uygun bir şekilde bakım gerekiyor. Şimdi öncelikle saksısının toprak saksı olması şiddetle tavsiye ediliyor. Altında bol drenaj deliği olan toprak saksılar gerçekten bu tarz bitkilerin yaşamasında hayati önem taşıyorlar. Ee, eğer siz de ama bu toprak saksı derken tabii ki içi sırlı toprak saksılardan bahsetmiyorum. Eğer toprak saksının içi sırlıysa o artık toprak saksısı olmaktan çıkıp normal sıradan bir saksı haline dönüşmüş oluyor. Eğer elinizde toprak saksınız varsa ona dikebilirsiniz ve bu tarz sukulentler toprak saksıda çok güzel büyüyorlar. Aynı anda o eğer büyük bir toprak saksınız varsa değişik sukulentler de dikebilirsiniz. Birbirleriyle çok güzel uyum içinde büyüyorlar onlar. Fakat eğer toprak saksınız yoksa benim gibi şöyle plastik bir saksıya dikebilirsiniz. Şimdi ben bunu içeride saklıyorum. E, i̇çeride saklamamın sebebini de birazdan anlatacağım. Şimdi e, eğer dediğim gibi kıyı şeritlerinde yaşıyorsanız, hava sıcaksa ve e, kışın çok soğuk olmuyorsa yaşadığınız şehir dışarıya ekebilirsiniz. Normalde 18 ile 30 derece dense de 30'un çok üstünü tolere edebiliyor fakat Normalde 10 derecenin altını çok fazla tolere edemiyor. Yani eğer yaşadığınız şehir gece, kışın soğuk oluyorsa dışarıya ekmemenizde fayda var. Zaten içeriye de son derece güzel bir şekilde uyum sağlıyorlar. Toprağı şimdi toprak her çeşit toprak aslında kullanabilirsiniz. Çünkü ben kendi mutfak artıklarından yaptığım toprağı kullanıyorum. Ve biraz da kaktüs toprağıyla karıştırdım. Gayet güzel büyüyor. Hatta şu anda bahçede olanlar normal sıradan bir bahçe toprağı yine daima işte kendi yaptığım mutfak artıklarından yaptığım toprağı da sürekli onların üzerine katıyorum hiç öyle toprak konusunda herhangi bir seçiciliği yok biraz perlit karıştırabilirsiniz. Ama yani önemli değil ee, ya da kaktüs toprağı kullanabilirsiniz. Önemli olan saksının içinde bol drenaj dediğinin olması topraktan ziyade. Ee, yine plastik saksı kullanırsanız yanlarına ikişer tane delerseniz mutlaka e, sizi ileriki e, mantar hastalıklarından koruyan e, bir şey bu. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar bana sürekli hastalıklara karşı bir takım şeyler soruyorlar ama gördüğünüz gibi benim bitkilerim hastalanmıyorlar. Daha her şey en başında doğru ve düzgün yaparsanız bitkileriniz hiçbir zaman hastalanmayacaklar. Yani gördüğünüz gibi hiçbir bitkimde hastalık yok. Hani tahtaya vurayım. Ama olsa zaten söylerim ona göre ben de bir takım önlemler alırım ama yok. Dolayısıyla herhangi bir şey de yapmıyorum ama en başında birçok şeyi doğru yapmaya çalışıyorum. O doğru yapınca zaten bir daha sonra hiç hastalık olmuyor, hastalık gelmiyor bitkilerinize. Ee, Sukulent dedik nemden hoşlanıyor. E, tabii yapraklarına e, su sıkmanıza gerek yok. Kesinlikle su sıkmanız gerekmiyor ama e, güzel sulama istiyor. Yani öyle e, kaktüsler gibi arada sırada sulamayacaksınız, bol bol sulayacaksınız. Ne kadar bol sularsanız o kadar daha güzel büyüyüp gelişiyorlar. Şimdi normalde fazla gübreleme de istemiyor. Ama eğer içeride yetiştiriyorsanız, boyunun uzamasını istiyorsanız, işte birazcık daha büyüsün istiyorsanız gübreleyebilirsiniz. Şimdi ben solucan ve solucan gübresi katıyorum bunun içine. Şöyle bir şey yapıyorum. Eğer hani siz de solucan yetiştirmek isterseniz solucanlarla ilgili videom var. Siz de solucan yetiştirebilirsiniz. Ancak şöyle solucanlar çok çabuk ölüyorlar ve çok yavaş üreyen hayvanlar. Şimdi içerideki bitkilere özellikle daha fazla solucan koyuyorum ki daha çabuk üresinler. Çünkü solucanlar gölgede ve soğukta yani evin içindeki o sıcaklık derecesinde daha güzel ürüyorlar. O yüzden ben de bunları bu tarz yani çok güneş istemeyen bazı bitkileri ya da gölgede de olabilecek bitkileri evin içinde işte koyuyorum böyle gölge yerlere ve içine de bolca solucan koyuyorum ve içinde bolca solucan üretmeye çalışıyorum dışarıda kutuların haricinde ve daha sonra bunu büyük bir saksıya alırken bu toprağını ve içindeki solucanları da diğer bitkilere işte aktarıyorum böylelikle hani solucan üretimini hızlandırmak amaçlı yaptığım bir şey bu benim bu bitkim içeride duruyor. Şimdi içeride durduğu zaman tabii ki diğerlerine göre büyümüyor fazla. Şimdi az sonra göstereceğim. Son derece güzel büyüyor aslında bu bitki. Çok güzel çiçek de açıyor. Boyu da uzuyor ama bu şekilde evin içinde hele ki gölgede yetiştirirseniz böyle kalıyor. Şimdi benim bu çiçeğim gölgede hiç güneşe gö güneş göstermeden bırakıyorum. Son derece sağlıklı. Ama büyümüyor zaten benim de dediğim gibi amacım aslında içindeki solucanlar büyümesinden ziyade ama siz e, boyu, boyunun uzamasını istiyorsanız güneşe koymanız lazım. Bütün skulentler normalde güneş istiyorlar hiç güneş olmadan olmaz e, ama evin içindeki ortama da gayet güzel uyum sağlayabiliyorlar e, bütün skulentler. E, öyle önemli bir takım özellikleri yok bu çiçeğin e, bazı kişiler işte içine buzuk para koyuyorlar. Bunun amacı işte eve para getirsin, ul getirsin falan filan gibi bir takım işte böyle şeyler. Ama aslında bu tarz çiçeklerde bazen, her zaman değil bazen demir eksikliği gözüküyor. Biliyorsunuz bizler çiçeklerin için eski zamanlarda demir eksikliğinden ziyade olduğu bitkilerde, demir eksikliği olan bitkilerde pardon, e paslı çivi konurdu. Fakat daha sonra bu paslı çiviyle ilgili işte bir takım hikayeler çıktı ve insanlar bu paslı çiviyi unuttular. Aslında paslı çivi konmasının sebebi topraktaki demir eksikliğini gidermek. Onun yerine işte böyle bozuk para koyuyorlar. İşte bu bozuk para madeni para bir süre sonra küfleniyor ve topraktaki demir eksikliğini gideriyor. Ama bunlara hiç mi hiç gerek yok bu tarz şeylere. Çünkü toprağın içindeki o demir eksikliği çok ama çok küçük miktarlarda. Dolayısıyla siz ara ara yeni toprak eklediğiniz zaman bu çiçeğinize zaten o eksiklikler hiçbir zaman olmayacaktır. Ben hiç o tarz şeyler zaten yapmıyorum. Ee, ara ara yaz ve kış 6 e, ayda bir üzerlerine yeni toprak ilaveleri yapıyorum. O bütün istedikleri besini onlara sağlıyor. Dışarıdan gübre de almıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum esasında. Kendi toprağımda yetiştiriyorum. <laughs> Minimum derecede dışarıdan satın alıyorum tabii. Benim yolumu izlerseniz aslında hem kolay bir yol ama dediğim gibi her zaman bu yol bazen de zor bir yol üzerine yeni toprak satın alabilirsiniz. O hazırladığınız toprağı ara ara eklerseniz bitkinizde hiçbir eksiklik gözükmeyecektir. öyle fazla gübre de istemiyor. Hiç çiçek açmadığı için fazla gübreye de ihtiyaç yok. Son derece kolay bir bitki. Evin içinde böyle hoş çok güzel büyüyen harika bir bitki isterseniz işte bu da yeşim bitkisi olabilir. Her zaman yetiştirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi öyle zor, herhangi bir zorluğu yok ya da önemli özellikleri olan bir bitki değil. Bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ya da tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.